Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün videosuyla da karşınızdayım. Bu video başlamadan önce bu yasal uyarı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben videolarımda şimdilik biz bizeyiz. Hani çok fazla takip edeniniz yok henüz ama ileride çok daha artarsa sayımız tabii sıkıntılı şeyler yaşayabiliriz. Bunu yaşamamak adına şunu söylemek istiyorum. Yasal uyarıda da belirttiği gibi benim söylediğim şeyler hiçbiri al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunlar sadece benim şahsi görüşlerim ve beni bağlayan açıklamalardır. Ben size savaş alanını gösterebilirim. Burada nasıl savaşacağınızı gösterebilirim. Ama o savaşa girmek, girmemek, kazanmak, kaybetmek tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Evet, yasal uyarımızı geçtikten sonra bugünkü videomuzu başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videonun başlığına da yazdığım gibi borsayı algolar mı yönetiyor? Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Dün çok enteresan bir gün yaşandı. Tarihi günlerden biri yaşandı. 2 gündür S&P grafikte de gördüğünüz gibi pazartesi gap'li aşağıda gap'li açmıştı. Dün de gap'li açtı. Bu şekilde gap'li açınca insanlara kaçış fırsatı da vermiyor. İnsanlar pozisyonda kalıyorlar. Ondan sonra satışlar aşağıya devam ettikçe, shortlar devam ettikçe bu sefer pozisyonda kalan arkadaşlar, satamayan, elinden hisseyi çıkartamayan arkadaşlar da panik satışları yapmaya devam ediyor. Böylelikle aşağı doğru bir şelale oluşuyor arkadaşlar. Dün aynı şekilde bir açılış oldu. Ondan sonra çok enteresan durumlar oldu. Şimdi gelelim beraber bakalım ne olmuştu. Evet arkadaşlar, size göstermek istediğim şey şu an 5 tane ayrı hissenin, hatta bir tanesi hisse değil, QQQ. Hani bilerek hisse haricinde de bir şey olsun istedim listede. 5 tane rastgele seçtiğim hissenin, ticker'ın, özellikle şu 5 dakikalıkta indikatörleri kaldırdım daha rahat görün diye. İlk bir saatine bakın arkadaşlar. Şu ilk bir saatteki hareketi görüyor musunuz? İlk bir saatteki hareket neredeyse istediğiniz hisseyi, ticker'ı açın dün için aynı şeyi yaptı arkadaşlar. Yani copy paste, bunlar farklı sektörde firmalar. Yani siz insan olarak isteseniz de bunu böyle ayarlayamazsınız. Yani sizin anlayacağınız piyasa yapıcıların elinde bir tane düğme var. Sat düğmesine basıldı. Ne kadar aşağı çekmek istediklerini hesapladılar. Çektiler aşağı. Ondan sonra al düğmesine bastılar arkadaşlar ve aldılar. Ne yaptılar? Shortlayarak bir kere kazandılar. Bir de sonrasında longla ikinci kez kazandılar. Ne oldu? Yine arada kol kesen, zararına satış yapan veya pozisyonda terste kalan küçük yatırımcı oldu arkadaşlar. O yüzden yani piyasayı algolar mı yönetiyor? Yani bilgisayarlar mı yönetiyor? Evet arkadaşlar, maalesef öyle. Piyasa yapıcılar, algolar, bilgisayarlar piyasayı nasıl yönlendirmek isterse, ne zaman yönlendirmek isterse, ne şekil yönlendirmek isterse o şekilde yönlendiriliyor arkadaşlar. Bir dakikalık grafikleri bile, yukarıdakiler bir dakikalık arkadaşlar, üst sıra. Onlar bile neredeyse aynı. Yani böyle bir şu hareketlere bakın arkadaşlar. Yani aynı hareketi her farklı şey yapabilir mi? Ticker yapabilir mi? Yapamaz. Bunu ancak algolarla, bilgisayarlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkarmamız gereken ders, karşımızdaki insanlar, daha doğrusu karşımızdaki bir insan değil arkadaşlar. O yüzden pozisyona girerken bir hisseyi almayı veya satmayı düşünürken 10 kere düşünün, 100 kere düşünün, her şeye bakın, her türlü detayı inceleyin, ondan sonra karar verin. Ha, day traderlar olarak, yani benim gibi day traderlar olarak dün para kazanmamış arkadaş varsa aranızda o da bıraksın day traderlığı. Yani dün day traderlar için müthiş bir gündü arkadaşlar. Yani çok çok büyük karlar yazan, yani milyon alan arkadaşlarım var sadece dünkü şu V hareketinden arkadaşlar. Yani burada açılışta shortlayan, ondan sonra long alan veya opsiyonla yapıyorsa burada putlayıp, burada call alan ve müthiş paralarını kazanan arkadaşlarım var.
Biz de Discord grubumuzda canlı canlı buna şahit olduk. Biz de güzel karlı pozisyonlar alıp kapattık arkadaşlar ve bu trendten biz de faydalandık. O yüzden Discord grubumuza mutlaka üye değilseniz üye olun, katılın. Üye derken ücretli bir durum yok. Discord bir program arkadaşlar. WhatsApp gibi bir mesajlaşma programı. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa programı indirip App Store ve Google Play'de var. Oradan indirip katılabilir aramıza. Orada daha detaylı her türlü konuyu konuşuyoruz. Hisseler hakkında yorumlar yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka onlar da katılsınlar arkadaşlar. Bu tarz fırsatları kaçırmasınlar. Evet, gelelim bugünkü inceleyeceğimiz hisselere. Bunların başında CCIV geliyor arkadaşlar. CCIV bilenleriniz bilir. Lucid ile birleşeceği haberleri çıkmaya, söylentiler başladığı zaman söylentiler fiyatlanmaya başladı arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi ciddi ralliler oldu. Buralarda söylentiydi. Ta ki düne kadar artık Lucid ile birleşme pazartesi gününden itibaren kesinleşti. Ve ondan sonra tabii artık haber hype bittiği için yükseliş trendi durdu ve satışlar geldi. Kar satışları. Ve hisse şu an 30-35 dolarlar civarına düştü. Şimdi bu hisse yani Lucid dediğimiz firma Tesla'nın gelecekteki rakibi arkadaşlar. O kadar güçlü bir firma. Altyapısı var. Bütün fabrikaları, altyapısı, özellikle bataryası çok güçlü. Bu sektörde Tesla ile yarışabilecek Amerika'daki en büyük rakip Lucid arkadaşlar. Bu Lucid'de CCIV ile birleştikten sonra bu 65 lira belki tekrar şu sıralar gelemeyebilir. Ama benim burada hedefim 50 dolar hedefim var arkadaşlar. Uzun vadede değerlendirmek isteyen arkadaşlar CCIV'yi değerlendirebilirler. Çok güçlü bir firmayla Lucid ile birleşti. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğüm EV sektöründeki firmalardan biri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer konuşacağımız gene geldik klasik Bitcoin mevzusuna. Bitcoin biliyorsunuz 2 gün üst üste çok büyük düşüşler yaptı. Tabii Mara ve Riot da blockchain firması olduğu için bunlar da bu düşüşten nasibini aldı arkadaşlar. Bugün Bitcoin tekrar bir 50 bin bandının üstüne attı kendini. O yüzden açılışta, hatta pre-market'ta şu an yükselişte Mara ve Riot. Açılışta takip edeceğim. Eğer fırsat verirlerse bunlar da gene günlük işlem yapmayı düşünüyorum. Ama uzun vadede hedeflerimi daha önce söylemiştim. Bu Bitcoin'e bu hype ilgi devam ettiği sürece Mara ve Riot'taki beklentim değişmeyecek arkadaşlar. Ama Bitcoin her zaman diyorum hala güven vermiyor. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Bu ciddi düşüşlerin yaşandığı bu 2 günde bizim Bitcoin'den yatırım yapabildiğimiz Binance ve BTC Türk firmaları hemen kilitleniyor arkadaşlar. İşte yok bakım yapıyoruz, yok şu an hizmet veremiyoruz. Yani çok yüklüyseniz pozisyonlarda yani 24 saat takip etmeniz lazım. Edemiyorsanız mutlaka stoplu gidin. Stop koymadan işlem yapmayın. Akşam yattığınızda %50 karla yatıp sabah %50 zararla uyanma şansınız var. Ve ne yazık ki bu tarz düşüşlerde bu firmalar, bahsettiğim firmalar kilitlenebiliyor. Bunu belki bilerek yapıyorlar. Belki gerçekten kilitleniyorlar. Bilemeyiz. Ama bana hiç güven vermiyor arkadaşlar. Paranızı çekemeyebilirsiniz eğer içeride yüklü miktar bulundurduysanız. O yüzden size nacizane tavsiye verebileceğim şey bol bol stop kullanın arkadaşlar. Stopsuz işlem yapmayın. Bitcoin dünyasındaysanız dediğim gibi bir anda artı 50'ler bir anda eksi 50'ler görebilirsiniz portföyünüzde. Evet, şimdi inceleyeceğim hisse de SKT arkadaşlar. SKT'yi niye inceleyeceğim? Çünkü şurada görebileceğiniz gibi müthiş bir short float var arkadaşlar. Yani çok ciddi oranda shortlanmış ise eğer gün içinde bu shortçuları squeeze edebilirsek yani sıkıştırabilirsek yani
uzun pozisyon, long pozisyon alanlar baskın gelirse bu short pozisyon alan arkadaşlar pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Kapatmak da demek o hisseden satın alıp koymak zorunda kalacaklar. Zaten bir longçular vardı. Bir de shortçuların pozisyon kapatmasıyla birlikte bu duble etki yapıp squeeze dediğimiz yani sıkma dediğimiz şeyi gerçekleştirirse bunda müthiş bir patlama yaşayabiliriz. Bu gördüğü daha önce gördüğü 20'leri bu sayede çok hızlı görebilir. O yüzden SKT'de bugünkü takibimde olacak arkadaşlar. Son olarak inceleyeceğimiz hisse de WKHS arkadaşlar. Workhouse. Bu arkadaşlar neden düştü? Bunda bir haber vardı. Bir kontrat vardı. Kontrat gerçekleşmeyince, imza atılmayınca çok ciddi şekilde aşağı bastılar kağıdı. Yalnız bunda da bayağı bir short float var arkadaşlar. O yüzden hani takip edeceğim. Bakalım daha fazla bunu aşağı basacaklar mı? Yoksa bir alış gelecek mi? Sadece bunu takip listemde tutacağım. Gün içinde takip edeceğim. Fırsat verirse değerlendireceğim arkadaşlar. Evet, bir günün videosunun da sonuna geldik. Likelamayı ve kanala üye olmayı unutmayın. Ne kadar insanımıza ulaşabilirsek o kadar insanımızı bilinçlendiririz ve doğru yönde yönlendiririz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.